Merhaba arkadaşlar, ben Alay. Bugün sizlerle bedelli askerlik konusundaki tecrübelerimi paylaşacağım. 4 ay önce Ankara MAPS'te bedelli askerlik görevimi yerine getirdim. Öncelikle şunu belirteyim. Anlatacak olduğum şeyler sadece Ankara MAMAK MAPS ile ilgili şeyler. Çünkü bölgeden bölgeye bedelli askerlik konusundaki kurallar ufak tefek de olsa değişebiliyor. Öncelikle bedelli askerliğe gitmeden önce neler yaptığımdan bahsedeyim. İlk olarak tabii ki hemen internetten bir takım araştırmalar yaptım. İlk sözlükteki yorumları okudum. Yakın çevreden hani yapanlar var mı yok mu onlara danıştım. Neler yapmışlar, neler etmişler, nasıl geçmiş gibilerinden. Tabii ki yani kısa bir süre olsa bile insan merak ediyor. İlk defa deneyimleyeceğiz çünkü. Askere gitmeden önce ekşi sözlük gibi mecralarda bulmuş olduğum WhatsApp gruplarının linklerine tıklayarak WhatsApp gruplarına üye oldum. Orada yani bir takım akışları çok verimli olmuyor. Ancak yine de bir takım bilgiler elde ediyorsun. İşte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız şeklinde. Ya da mesela benim için en faydalı olan kısmı askere giderken oradan bana yakın olan bir arkadaşla tanıştım. Ve aynı uçakta bilet aldık ve birlikte gittik. Yani bana yol arkadaşı oldu. Hatta benim buddy'm de oldu diyebilirim. Birliğe katılmadan önce yanımızda götürmemiz gereken bir takım şeyler var. Bunlardan yani bir tanesi de mesela içlik gibi ve işte atlet vesaire gibi şeyleri de almamız gerekiyor. Çünkü evet askeriye gittiğimiz zaman bize orada veriyorlar ama yeterli olmayabiliyor. Ben hemen gittim İstanbul'da, yani İstanbul'da yaşıyorum. Hemen gittim işte Eminönü Mercan'daki askeri malzemelerin satıldığı bölge, oradan satın aldım. Ama eğer siz yapabiliyorsanız bence internetten araştırıp buna benzer hazır paketler vesaire oluyormuş. Onlar üzerinden de alabilirsiniz. Çünkü yani açık konuşmak gerekirse Mercan'daki esnafların sunmuş olduğu fiyatlar bence piyasanın üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii siz bilirsiniz. Mesela bir cüzdan almamız gerekiyor. Hemen burada yanımda bir tane var. Şöyle bir cüzdan alabilirsiniz. Genelde bu yaygındır. Ha, kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama işte boğazınızı asmak için falan ip yapmışlar bu şekilde. Gayet kullanışlı bir şey mesela. Onun dışında bedelli askerlik görevinde tuşlu telefon kullanmamız serbest. Bunun için de hani piyasadan işte ikinci el olur, sıfır olur vesaire telefon bulabilirsiniz. Ben şöyle bir Samsung marka cep telefonu aldım. Bunu kullandım. Ve oldukça da işime yaradı diyebilirim. Şarjı falan iyi gidiyordu. Bunun yanı sıra işte şöyle bir çengelli iğne falan alabilirsiniz. Bunlar önemli. Bir de işte şöyle bir kilit, asma kilide ihtiyacınız olabilir. Şunun gibi. Ha, bunu nerede kullanacaksınız? Şimdi bunu da anlatayım. Şimdi genelde bot kullanırken vesaire bunları bot giyerken hani hep bot bağlamak için bu şekilde bir kilit alabileceğimiz söyleniyordu. Hani ben de yani botu bağlayacağız da nereye bağlayacağız? Hani herhalde bir yere bağlayacağız, bir yer şey, ne bileyim işte ranzanın kenarına mı bağlarız falan diye düşünüyordum. Halbuki alakası yokmuş. İki botu birbirine bağlayıp dolaba koyuyormuşsunuz. Bu da böyle bir dip bir not olarak düşmüş olalım. Yine de bir iki tane bundan almakta fayda var. Bunun yanı sıra işte telefonunuzda eğer şey varsa, radyo varsa şöyle bir kulaklık alabilirsiniz. Ben bunu bulana kadar canım çıkmıştı. Samsung marka. Bu eski model olduğu için biraz zor oluyor bunun için bulmak. Ve işte içliğimizi aldık. Ondan sonra cüzdanımızı aldık. Sonra atletti, boxer'dı vesaire bunlar da önemli. Genel olarak koyu renkli almaya çalışın. Zaten orada mevcut olanlar hep böyle koyu yeşil şeklinde askeri renkler üzerinden gidilmişti. Çorap almayı da unutmayın. Daha sonra tabanlık alabilirsiniz. Tabanlık çok önemli. Mutlaka bir tabanlık alın. Çünkü askerde bol bol uygun adım yürüyüş yapacağız. Genel itibarıyla hani mevcut şeyler bu şekilde. Hani bir sürü şey yani kendi tercihinize göre alabilirsiniz. Mesela Ankara'nın havası kuru, soğuk ve biraz serttir İstanbul'a göre. Krem alabilirsiniz mesela. Yüzünüz falan bayağı kuruyabiliyor. Genel olarak daha fazla şeyler de götürebilirsiniz yanınızda. Terlik. Ondan sonra eşofman. Bunlar önemli. Bir çift de olsa eşofman alın. Abartmayın. Bir sürü eşofman almaya gerek yok. Sadece uyurken kullanabileceğiniz bir eşofmana ihtiyacınız olacak. Bunun yanı sıra zaten bir şey unutursanız
götüremezseniz eğer problem değil. Kantinde her şey var. Her şeyi alabilirsiniz. Birliğe katılırken askeriyenin önünde ciddi anlamda bir sırayla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o andan itibaren askerliğiniz başladı demektir. Sıra bayağı bir uzun sürüyor. Akşama kadar sürüyor. Uzun uzun bekliyorsunuz. Birliğe katıldıktan sonra kayıt işleriniz bayağı uzun sürüyor. Bu nedenle hani birliğe katılma işini akşama bırakmayın. Yani en geç öğle gibi, 2 gibi, 3 gibi falan sıraya girmeye başlayın. Çünkü geç katılırsanız sonra da problem olabilir sizler için. Ben sanırım bir 3 gibi falan gidip beklemeye başladım. Ve yani çok da belki 2 saat en fazla beklemişim diye tahmin ediyorum. 2 saatten sonra falan zaten içeriye giriş yapabildik. Gerekli aramalardan, X-ray cihazından falan geçişimiz yapıldı. Hatta böyle kapıda lokum falan vardı, bizi lokumla falan karşıladılar diyebilirim. Bu esnada giriş yaparken eğer hani götürmemeniz gereken bir şey varsa hemen yan tarafta PTT'nin arabası hani tekrardan evinize göndermeniz için bir takım yani bir arabası var. O arabayla birlikte memleketinize ya da her nerede kalıyorsanız oraya gönderebiliyorsunuz götürmemeniz gereken şeyleri. Bu sırada işte asker Mehmetçik sigortası yaptırabiliyorsunuz. Ben gidiyorken hani istiyor musunuz dediler. Ben istemiyorum dedim. Geçtim ama benden sonrakiler mesela yaptırmış. Bunun yanı sıra işte asker sel hattınızı alabilirsiniz. Yani mecbur mu? Aslında hani sivil hat götürmek yasak. Ama gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes normal hatta kullanıyordu. Başka ne anladın? Bir de şöyle bir şey var. Sırada yani Mamak için konuşuyorum. Sırada sizin önünüzde ya da arkanızda kim varsa hemen hemen onlarla aynı anda kayıt olduğunuz için koğuştaki arkadaşlarınız da onlar oluyor. Zaten şöyle bir şey daha var. Ranzada yattığınız altınızda ya da üstünüzdeki kişi sizin buddy'niz oluyor. Şimdiden hani sıradayken az çok buddy'lerinizi seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben birlikte gitmiş olduğum arkadaşla yan yana olduğum için benim aynı zamanda da buddy'm oldu arkadaş. Ha, bu arada askere giderken hani buddy'nin ne olduğunu biliyordum ama ranzadaki arkadaşının buddy'nin olacağını bilmiyordum. Bunun yanı sıra hani girişimizi yaptık. Giriş yaptıktan sonra ilk zaten kayıt işlemleri bayağı uzun sürüyor. Bir sürü imzalar atıyoruz. Akşamında 9-10 gibi biz hani ranzalarımıza gittik. Numaralarımız her şeyimiz belliydi. Eşyalarımızı dolaplarımıza yerleştirdik. Şimdi burada unutmamak gerekirse şunları söyleyeyim. Bizim dolaplarımız bayağı küçüktü. Hani normalde bildiğimiz o klasik dolaplar var ya, onun yarısı kadar bir kişiye ayrılıyor genelde. Hani onu ben biraz daha büyük olur diye düşünmüştüm ama öyle değildi. Ranzalarımız da hani normal klasik ranza şeklindeydi. Birazcık hani bayağı sanırım 65-70 kişilik falan vardı koğuşumuz. Yani oldukça büyük ve kalabalıktı. Hani bunları yani belirtmekte fayda var. Biz ilk gün gittik. Zaten sivil elbiseyle gittik. Sanırım bir gün falan biz sivil elbiseyle takıldık. Sivil elbiseden sonra yani bir gün sonra falan gittik. Normal kamuflajlarımızı aldık. Hani neler aldık? Bot aldık, pantolon aldık, gömlek aldık, mont aldık, kulak tıkacı aldık atışta kulaklarımız rahatsız olmasın diye. Onun yanı sıra künye aldık. Hatta onlar yanımda. Onlara da bir bakalım isterseniz. Kulak tıkacımızın şöyle bir kutusu var. İçinde bu şekilde. Hani. Gerçi bunu bir kere atış yaptık. Onun için fazla da hani kullandığımız bir şey değildi. Böyle bir asker kafrası kaldı diyebiliriz. Künye için şöyle bir şeyimiz var. Şöyle iki tane. Şöyle zinciri de şu şekilde. Bunları da biz isimimizi yazdıramadık. Makine bozukmuş. Bunlar da bu şekilde kaldı hatıra olarak bizlere. Askere yaklaşım genel olarak iyiydi. Her zaman bize bir ihtiyacınız var mı? Bir probleminiz var mı? Hani canınız bir şey sıkkınsa bizimle paylaşın şeklinde bol bol sorular. Genelde hani bir problemi olan varsa eğer gerçekten de gidip derdini anlattı. Hani bazı arkadaşlar vardı mesela antidepresan falan kullananlar vardı. Onlar için mesela eğitim konusunda bir takım ayrıcalıklar tanındı. Genel anlamda askerde bir gün şu şekilde geçiyor. Sabah 5.30 gibi kalkıyorduk. Tıraş oluyorduk. Kimisi akşamdan tıraş oluyordu ama pek tavsiye edilen bir durum değil. Tıraş olduktan sonra kamuflajlarımızı giyiyorduk, botlarımızı boyuyorduk. Daha sonra bölük içi
İç bahçede toplanıp, şimdi gülüyorum bunu söylerken, şimdi bölük iç bahçe çok meşhurdu bizim için her zaman. Biz ikinci tabur birinci bölükteydik. 2-1 toplan, 2-1 bölük iç bahçe falan diye sık sık söylenirdi. Toplandıktan sonra uygun adım marş yemekhaneye gidiyorduk. Yemekhaneden sonra yine uygun adım marş bölük iç bahçeye geliyorduk. İçtima için tekrardan sıraya uygun adım marş gidiyorduk. Hep beraber toplanıyorduk. Bölük komutanına işte gerekli tekmiller veriliyordu. Daha sonra da her bölük ayrılıp kendi eğitim alanına gidiyordu. Bizim bir eğitim alanı vardı. Bir sanırım bir uygun adım marş yürüyünce bir 20-25 dakika boyunca o eğitim alanına gidiyorduk. Zaten uygun adım giderken bayağı bir yoruluyorduk. Orada yine uygun adım marş yürüyüşler yapıyorduk. Daha sonra dönüyorduk öğle yemeği için. Öğle yemeğini yiyorduk. Öğle yemeğinden sonra tekrardan toplanıyorduk. Tekrardan bir sayım yapılıyordu. Tekrardan eğitim alanına gidiliyordu. Eğitim alanından dönülüyordu. Akşama doğru yemeğe geçiyorduk. Tekrardan toplanılıyordu. Yani hep böyle bölük içi iç bahçeye en sonunda uygun adım gidip akşam içtiması için toplanıyorduk. Ve yaklaşık bir yarım saat 45 dakika boyunca bir sayım mevzusu oluyordu. Sayımdan sonra da akşam saat 8.30 gibi serbest kalabiliyorduk. Zaten bu sürede yani hemen hemen gün boyu asker hiçbir şekilde boş kalmıyordu. Ve uygun adım marş yürüyüşümüzü bol bol yaptık. Bu yürüyüşler bir yerden sonra bayağı bir yorucu olabiliyor. Hani ister istemez alışıyoruz vesaire. Özellikle ilk zamanlarda çok yoruluyorduk. Çünkü hani tam oturuyoruz, komutanlar bize anlayış gösteriyor, oturuyoruz. Sigara içenler için bol bol sigara arası veriliyordu. Ama yine de hani daha önceden böyle bir eğitimle karşı karşıya kalmadığımız için ister istemez yoruluyorduk. Askerde yemek, bizim yemeklerimiz dışarıdaki bir firma tarafından ayarlanıyordu. Bir catering firması yemekleri yapıyordu. Bir gıda mühendisi vardı. Günlük listeyi yemekhaneye asıyordu. Ve orta düzeyde yemekler gayet iyiydi. Tabii evimizde o yapılan yemekler gibi olmasa da bence asgari şartlar altında gayet iyiydi diyebilirim. Kahvaltılar belki birazcık şey geliyordu bize, hani daha zayıf gelebiliyordu. Ama yani bugüne kadar da hiç aç kaldım bilmiyorum. İşte zeytin, peynir, helva, reçel, çay zaten fix. Öğle ve akşam yemekleri ise biraz daha hani yani genelde hep et yemekleri çıkıyordu. Hani hiç böyle yenilmeyecek durumda olan bir şey çıktığını görmedim. Çorba falan oluyordu. Çorba, ana yemek vesaire oluyordu. Telefonlar akşam 6'dan sonra kullanılabiliyor. Zaten hani son içtimadan sonra adam akıllı kullanmak isteyen kullanabiliyor. İlk zamanlarda zaten hani çok yorgun olacağınız için, hani biz çok yorulmuştuk. Çok yorgun olacağınız için telefona bakmak bazen aklınıza bile gelmeyebiliyor. Tuşlu telefon kullanacağınız için zaten sık sık uyarılıyor. Akıllı telefon yasak. Varsa hemen teslim etsin. Hani cezası falan da olabiliyor. Bir de hani telefonların şarjını hani herkes merak ediyor. Yani genelde bu konuda çok soru geliyor. Bir kere yatakhanelerde priz yok. Sadece gazinoda priz var. Gazinoda telefon şarjıyla alakalı hani hiçbir hırsızlık durumuyla karşılaşmadık. Bu konuda rahat olabilirsiniz ama tabii yine de kontrol etmekte fayda var. Mıntıka temizliği. Hani askerde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de mıntıka temizliğidir. Biz mıntıka temizliği olarak hani bizim için en problem yerler tuvaletlerdi. Yani genel olarak tuvaletlerden bahsetmek gerekirse bizim tuvaletler hani daha şeydi, daha iyiydi yani. Beklediğimden iyiydi açık konuşayım. Çünkü genelde çok kötü yorumlar yapılır. Bedelli askerlik görevini yerine getiren arkadaşlar da hemen hemen belirli bir eğitim seviyesindeydiler. Hani tuvaletler ciddi anlamda kirli değildi. Orta düzeydeydi. Tabii temizliği en zor olan kısım da tuvaletlerdi. Bedelli askerlik yaparken sadece hani tuvaleti yapmaktan kaçınırdık. Ve hani bunda da belli bir sıralama mevcuttu. Nöbetçi komutan bize her zaman hani bu hafta şurayı temizleyin, diğer hafta şurayı temizleyin şeklinde bir listeleri vardı. Sırayla tuvalet temizliği yapılıyordu. Tabii sadece tuvalet temizliği yok. Merdivenlerin temizliği var, bahçenin temizliği var, yemekhanenin bahçesinin temizliği var. Normal bölük iç bahçenin de temizliği yapılıyordu. Banyo konusuna gelince banyo haftada 2 kere yapılıyordu. Komutanların belirlediği günlerde ama hani ille de ben her gün yapacağım diyorsanız her sabahleyin 5.30'da falan
kalkmayı göze alıyorsanız eğer her sabah da hemen hemen yapabiliyordunuz. Ancak şöyle bir durum vardı. Banyo koğuştan bayağı uzaktı. Hele bir 15 dakika falan yürüme mesafesi vardı. Onun için hani çok fazla banyoya gitme tercih edilmiyordu açıkçası. Daha önceden hani gitmeden önce banyoyla alakalı hep 7 dakikalık bir süre var vesaire gibi yorumlar alıyordum. Bizim yaptığımız yerde öyle bir süre söz konusu değildi ama ortalama bir 15 dakika falan süresi vardı. Ve hamam oldukça büyüktü. Hemen hemen herkese yetebilecek kadardı. Yani çok fazla sırada bekleme olmuyordu. Bu konuda hani oldukça iyi olduklarını söyleyebilirim. Hastalıkla ilgili olarak hani zaten hani belli bir doktorlar vesaire var. Bölükte de hani bizde mesela doktor da vardı aramızda. Bir iki tane doktor arkadaşımız vardı. Hatta bir tanesiyle oldukça samimi olduk. Aksi bir durumda hani hemen zaten onlar gerekli işlemleri yapıyordu. Hani bayılan arkadaşlar oluyor muydu? Oluyordu. Ya da hani ambulans vardı zaten. Hemen bir durum olduğu zaman hastayı alıp götürüyordu. Ayağını bot vuranlar falan oluyordu. Onlar da bazen revire gidebiliyordu ya da terlik ısırığı oluyordu. Ben hani sakal ısırığını gördüm. O bile çok değişik gelmişti bana. Bazılarının ciltle alakalı problemleri vardı. Tıraş olmuyordu. Ama tabii ki böyle şurasına bir yazı yazıyordu. Hani istirahatle izinli gibi bir yazı oluyordu. Orada yazıyordu. Hani öyle ciddi bir problem olduğu zaman zaten gerçekten de gerekli izinleri veriyorlardı. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Mümkün olduğunca izin almamaya çalışın. Eğer ilk haftalarda izin alırsanız son haftada gerçekten hasta olup izin almak durumunda kalabilirsiniz. Sanırım 3 günden fazla izin aldığınızda askerliğiniz uzuyordu. Hani bir iki arkadaş da öyle bir problem olmuştu. Mecburen izin alıp askerliğini uzatmıştı ki biliyorsunuz ki askerde bir askerin istemeyen yani en son isteyeceği şey askerliğin uzamasıdır. Yine şu yönde sorular gelmişti bana. Hani işte belim ağrıyor, ne yapacağım? Askerde spor yapılıyor mu? Spor yapılıyorsa hani hangi şartlarda yapılıyor şeklinde. Hani bizde çok ciddi bir spor yapılmadı. Mekik şınav çekildi ama yani onlar da hani yapılmadı denecek kadar azdı. Bundan dolayı hani bize en başında hani bel ağrın var mı? Bir problem olan var mı? Varsa eğer kenara çekilebilirsiniz şeklinde uyarılar yapıldı. Silah kullanımı. Öncelikle silah kullanmadan daha önce birçok kere biz uyarıldık. Silahla şaka yapılmaz. Silahla oynanmaz şeklinde. Biz söylemeden silahla ilgili bir şey yapmayın şeklinde. Zaten gerekli imzaları da attık. Defalarca uyarı aldık. Hani sakın silahla şaka olmaz. Boş bir silahla bile şaka yapmayın. Birbirinize doğrultmayın. Herhangi bir canlıya doğrultmayın şeklinde uyarılarımızı aldık. Ve hani mermisi yokken bize verildi. Hani işte silahla birlikte rahat hazır ol komutları falan öğretildi. Daha sonra da hani gidip atış alanına gidip G3 silahımızla birlikte 3 el ateş attık. Yani gayet keyifli ve eğlenceliydi diyebiliriz. Atarken hani şunu dikkat edin. Silahı iyice omuzumuza oturtmamız gerekiyor şuraya. Eğer oturtmazsanız şöyle tutuyorken göz altımıza vurabiliyor. Yani bir arkadaşım gözü bu şekilde morarmıştı. Buna dikkat etmeniz gerekir. Zaten atış yapmadan önce de bunları defalarca yaşadıkları için sizlere söylüyorlar ve uyarıyorlar. Ziyaretler. Haftada iki kere ziyaretimiz vardı. Şimdi net olarak hatırlayamayacağım. Sanırım çarşamba ve cumartesi günleriydi. 2 saatle sınırlıydı bu görüşmeler. Hani ziyaret diye geçmeyin. Özellikle ilk haftalarda eğitimlerden yırtmak için bir 2 saatlik mola çok iyi geliyor diyebilirim sizlere. Biz ikinci hafta aşılarımızı olduk. Sanırım şimdi hatırlayamayacağım. Belli bir yaştan sonrakilere 2 aşı yapıldı. Ben 2 aşı oldum. Karışım falan var dediler. İstemeyen tabii aşı olmayabiliyor. Biz olduk. Ve hani unutmadan şunu söyleyeyim. Askerde birçok şey aslında sıra beklemekle geçiyor. Çünkü o kadar kalabalısınız ki her işlem bir sıra demek. Ve yani hemen hemen düşünün bir aşı olmak için biz yarım günümüzü aşıya verdik diyebilirim. Son haftalara gelince son haftamız zaten hepinizin de az çok tahmin edeceği gibi yemin töreninin hazırlıkla geçiyor. Ve biz tören alanında son hafta bol bol prova yaptık. Bol bol yürüyüş yaptık. Hatta önce kendi çalışma alanımızda yürüyüş yaptık. Sonra tören alanına gittik. Tören alanında yürüyüşler yaptık. Bir günde 3-4 kere dönüyorduk tören alanında. Ve tören alanında yürüyüş yaparken de bizim meşhur bir marşımız var. MEPS marşı.
Sesimiz uzayda, gürler de durur diye gidenler bilir. Zaten bir yerden sonra ister istemez bunu ezberliyorsunuz. Ve bu provalar gerçekten de yorucu oluyor belli bir noktadan sonra. Ve hep bize komutanlar eğer iyi yaparsanız yarın hani prova yapmazsınız şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Biz de ya, tabii oldu inandık diyorduk. Ama bir yerden sonra gerçekten de hani güzel bir şekilde provaları yerine getirebiliyorsunuz. Bizim biraz şansımız vardı. 2 gün hava iyiydi. Ondan sonra yağmur falan yağdı. Son gün zaten bizi tamamen dinlendiriyorlar. Ve en son günde hani aileniz gelebiliyorsa gelsin. Çünkü hani birçok insanın ailesi geliyor. Hani siz eğer çağırmadıysanız gerçekten de diğer insanların ailesi geldiği zaman ister istemez özenebiliyorsunuz. Şimdi dönüşte şöyle bir durum var. Herkes şunu soruyor. Ya döneceğim ama bilet alacağım. Hani bileti ne zaman alsam diye sorular soruyorlar. Yani bizimki sanırım 1 gibi falan bitti. Ama siz yine de gün akşama doğru alın. Çünkü komutanlar bir saat sürer, 2 saat sürer, öğleye kadar biter diyorlar. Sonra diyorlar ki bitmeyebilir diyorlar. Hani kafa karışık oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca geç vakti alabilirsiniz. Yemin töreni yapacağınız günün akşamında yani. Bir de hani şunu soranlar var. Biz ne zaman gideceğiz? Askere gitmeden önce bileti almaya çalışanlar var. Ha, bu konuda da hani acele etmeyin. Askere gittikten sonra zaten 1-2 gün içerisinde yemin töreni ne zaman yapılacağı belli oluyor. Ondan sonra zaten ailenizden birine söyleyip biletinizi temin edebilirsiniz. Şimdiden hepinize hayırlı tezkereler diliyorum.